Bir AKP seçkinleri grubu vergi indirimleri, vergi muafiyetleri, vergi aflarıyla zenginliğine zenginlik katarken asgari ücretle evini geçindirmeye çalışan bir anne çocuğuna mama aldığı zaman KDV ödemek zorunda kalıyor. İşte 22 yıllık AKP rejiminin Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Yoksulluğu aşacağız diye geldiler. Türk halkını daha yoksul hale getirdiler. Bu ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşerek devam ederken şimdi kredi kartlarına 750 lira vergi getiriyorlar. İnanılır gibi değil. Kredi kartı arkadaşlar borç demektir. Yani siz kredi kartınızı kullandığınızda borç harcıyorsunuz demek. Banka size borç veriyor. Borcun vergisi olmaz. Evet, parayı Lidyalılar buldu. Vergiyi Sümerler. Borçtan vergi almayı da Recep Tayyip Erdoğan. Bravo. Bravo. Evet. Ekonomistim demişti, haklıymış. Kabul ediyoruz. Böylece faiz enflasyon ilişkisi alanında ekonomi bilimine yaptığı büyük katkıya şimdi borçtan vergi almak gibi bir ikinci katkıyı gerçekleştirdi. Ama illa vergi almak istiyorsanız vergiyi beşli çeteden alın. Fakir Türk halkından değil. İnsanlar kredi kartıyla evlerine ekmek satın alıyorlar. Öyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Bakın Mehmet Şimşek, çok eleştirdiğimiz Maliye Bakanı. Bu çok eleştirdiğimiz Maliye Bakanlığı bile saraya öyle bir vergi yasası yolladı ki adaletsizliği bir ölçüde ortadan kaldırabilecekti. Ama sarayda bu vergi yasasının çıkmasına izin verilmedi. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan zenginleri seviyor, fakirleri sevmiyor. Onun işi zenginlerle, fakir Türk halkıyla değil. Ve böyle bir ekonomik kriz yaşanırken Recep Tayyip Erdoğan New York'a konuşma yapmaya gidiyor. 4 uçak, uçaklardan bir tanesinde bineceği otomobiller. İnanılır gibi değil. En pahalı otellerde yüzlerce kişi kalıyorlar. New York'ta bir reklam şirketiyle anlaşılıyor. Onun Birleşmiş Milletler'de yapacağı konuşmanın reklamı yapılıyor. Umarım çalışmalarına devam eder de gelecek sefer New York'tan adaylığını koyar. Biz de gelecek seçimlerde burada kendisini görmeyiz. Bunlara harcanan para 3 günde 4 milyon dolar. Fakir Türk halkının cebinden çıkan para bu. Halk fakirleşiyor, sanayi üretimimiz düşüyor, köylerimiz büyük şehir yasası ve Türk köylüsünü tasfiye etme konusunda karar veren Tarım Bakanlığı sayesinde adeta yok olmanın eşiğinde, köylerde kalan nüfus 55 yaş üstünde ve köylümüz artık yumurtasını, ekmeğini, sütünü bakkaldan alıyor. Bu kadar üretimden kopmuş durumda. Dış borçlarımız her geçen gün biraz daha artıyor ve gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında ülkemiz ne yazık ki birinci durumda. Neden arkadaşlar? Neden gıda enflasyonunda birinci sıradayız? Neden kiralar bu ülkede Amerika'dan bile daha fazla artmış? Rusya'dan fazla artmış, Almanya'dan fazla artmış. Çünkü biz bu ülkede 14 milyona yakın sığınmacı ve kaçağı besliyoruz da onun için. Bu insanlar geri dönseler kira fiyatları düşer mi? Elbet düşer. Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışı olmasa konutların satış fiyatı düşer mi? Elbet düşer. Bu insanlar vatanlarına dönseler ve Türkiye'de kaçak çalışmasalar SGK'nın bugünkü durumu daha iyi olur mu? Tabii ki olur. Peki daha fazla Türk vatandaşı iş bulur mu? Tabii ki bulur. Elmanın fiyatı, domatesin fiyatı, ekmeğin fiyatı, yumurtanın fiyatı, bulgurun fiyatı, patatesin fiyatı düşer mi? Tabii ki düşer. Şimdi buna rağmen bazıları diyorlar ki Zafer Partisi niye ekonomi konuşmuyor, sadece sığınmacılardan bahsediyor. Arkadaşlar bu ekonomi zaten. Biz ekonomi konuşuyoruz. Türkiye'nin en önemli meselesini konuşuyoruz biz. Bu mesele çözülmeden diğer meseleleri çözmemiz mümkün değil. Mesele Zafer Partisi'nin neden sığınmacı ve kaçakları konuştuğu değildir. Asıl mesele diğer partilerin neden konuşmadığıdır.
Neden konuşmadıklarını söyleyeyim mi? Amerika Birleşik Devletleri istemediği için, Avrupa Birliği istemediği için, İsrail istemediği için, PKK istemediği için, IŞİD, El-Kaide istemediği için, Soros istemediği için konuşmuyorlar. Biz neden konuşuyoruz? Çünkü Türk milleti konuşmamızı istiyor. Çünkü Türk milleti artık bu insanların vatanlarına dönmesini istiyor. Biz de Türk milletinin sesi oluyoruz, vicdanı oluyoruz, mücadelesi oluyoruz. Dış politikamızın gelmiş olduğu noktaya bakalım. Arkadaşlar, Gazze'de bir soykırım gerçekleşiyor. Gerçekten korkunç bir soykırım. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman kenti Dresden savaşın sonlarında korkunç bir bombardıman gördü. Daha savaş bitmeden Amerikan ve İngiliz kamuoyunda ya bu kadarını olmaz denmişti. Evet, Gazze Dresden'den daha fazla bombalandı. Gazze'de ölen insan sayısı Yugoslavya İç Savaşı'nda ölen insan sayısından günlük bazda daha fazla. Dünyanın birçok yerinden daha fazla, birçok savaştan daha fazla. Ve iktidar Filistin bizim milli davamız diyor. Mersin limanından savaş başladığı günden bu yana İsrail'e Hayfa limanına giden gemilerde de hiçbir azalma yok. Buradan görüyoruz. Bu nasıl Filistin'in yanında olma? Siz samimi değilsiniz. Siz Türk halkına karşı dürüst değilsiniz. Siz Filistin halkına karşı dürüst değilsiniz. Siz Gazze'lilere karşı dürüst değilsiniz. Siz dünyaya karşı dürüst değilsiniz. Bir ülkeye tavır koyduğunuz zaman bu ekonomik ambargo ile başlar. Bakın, Türk-Rus ilişkileri uçağın düşürülmesinden sonra gerildi. Ne yaptı Ruslar? Hemen ekonomik ambargo koydular. Bizden domates bile almadılar. Uçak düşürülmesiyle domatesin ne ilgisi var? Ama öyle. Eğer siz bu savaş devam ederken İsrail'le ekonomik ilişkileri arttırarak devam ediyorsanız samimi falan değilsiniz. Sizin Filistin diye de bir davanız yok demektir. Ve görüyoruz ki partileri tarafından dünya lideri olduğu sıklıkla ifade edilen Erdoğan dünya siyasetinde çok fazla konuşuluyor olmanın önemli olduğunu ve etkili olduğunu düşünüyor. Oysa dünya siyasetinde isminden bahsedilmek sonuç doğurmadığı takdirde hiçbir öneme sahip değildir. Ve eğer gidip Putin'in kapısında kapalı kapıların ardında bekletiliyorsanız dünya lideri değilsinizdir. Dünya liderleri Rus sarayında kapının önünde bekletilmez çünkü. Dünya lideriyseniz Amerikan Başkanı Trump size hakaret eden mektup yazamaz, yazmaya cesaret edemez. Yazarsa misliyle mukabele edersiniz. Edemiyorsanız dünya lideri değilsinizdir. Bu tem bu canda olduğu sürece Rahip Branson'u bırakmıyorum deyip Amerikan Başkanı'nın iki açıklamasıyla kur fiyatları oynadığında Rahip Branson'ı bırakıyorsanız ve FETÖ'yü alamıyorsanız dünya lideri değilsiniz demektir. Evet, siz dış politikada büyük ancak başarısızlıklara imza atmışsınız. Ve şimdi bu başarısızlıklara yeni başarısızlıklar ekleniyor görüyoruz. Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları Ege'de ve Doğu Akdeniz'de münhasır bölge, ekonomik münhasır bölge ve kıta sahanlığı meselesini konuşacaklarmış. Arkadaşlar, bu konu bile bir mağlubiyet biliyor musunuz? Bu konunun konuşulması bile bir mağlubiyet. Bizim Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de
ekonomik münhasır bölge ve kara suları konusunda konuşacak hiçbir şeyimiz yok ki. Neyi konuşuyorsunuz siz? Mavi vatan değil miydi burası? Vatanı mı konuşuyorsunuz? Vatanın sınırlarını Yunanistan'la birlikte mi çizeceksiniz? Siz Ege'de Yunan ordusu tarafından işgal edilen adaları konuşmayın. Ondan sonra gelin Yunanlılarla Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarımızı tartışın. Kıbrıs'ta artık mezara gömülmesi gereken federasyon projesine geri dönün. Arkadaşlar işte bu dış politikadaki somut başarısızlık ve geri adım atmaktır. Fener Rum Patriği kendisine Cihan Şumul Ekümenik Patrik diyor. Oysa Fatih Kaymakamına bağlı bir papazdır. Daha fazlası değil. Ve bu zat Atina'da bir toplantıya katılıyor. Bu toplantıda Gökçeada'nın Rumlaştırılması konusu işleniyor. Ve bu konuda Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, hiçbir bakanlık bu zata dönüp de veya Fatih Kaymakamı sen ne yapıyorsun diye soramıyor. Üstüne üstlük açıklama yapıyor. Diyor ki Erdoğan talimat verdi. Heybeliada Ruhban Okulu'nu açıyoruz. Nasıl açıyorsunuz? Türkiye defaatle İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne bağlı olarak açabilirsiniz demiş olmasına rağmen bu teklifi reddettiler. Hayır dediler. Biz Türkiye'de hiçbir kuruma bağlı olmak istemiyoruz. Ve şimdi Türkiye'de hiçbir kuruma bağlı olmadan Ruhban Okulu'nu açıyorlar. Oysa Türkler Yunanistan'da kendi müftülerini seçme hakkına sahip değiller. Yunan devleti buna izin vermiyor. Bu Yunanistan önünde diz çöküşlemektir. Ve dün görüyoruz ki Uludağ Üniversitesi'nde konuşma yapan TRT Genel Müdürü gelecek sene diyor İran'ın canını sıkacağız. O tür yayınlar yapacağız. İnanılır ki değil. Nasıl bir gaflet? Demek ki bundan sonra Erdoğan hükümeti İran'a karşı İran'ı rahatsız edecek bir siyaset izleyecek. Bugünlerde İran'dan en fazla rahatsız olan ülke hangi ülke? İsrail. Hangi ülke? Amerika Birleşik Devletleri. Görüyoruz ki Erdoğan şimdi İran'a karşı İsrail'le aynı safa girmiş oluyor.